Ali ile beraberken mi Musa ile tanıştın? Yok hayır. Amcamın oğlunun yanına gittiğim yalan. Zaman. Yalan. Ne evet. Amcaoğluymuş ha? Vallahi yalan billahi yalan. Ya bir dinleyelim Ali ya. Allah aşkına bir müsaade et ya. Bir müsaade et anlayalım. Bir soru soruyorum. Bir öğreneyim Allah sen Allah. De yalan de ya. Bu amcaoğlunun bayağı kerameti var galiba. Var, her var. Gittiğinde birini buluyor. Hanım Baruk diye, hanım diye halasının oğluna. Ali. Bir tane kimsenin soy ismini burada tamam, ismini söylemeyeceksin. Herkesin ailesi var. Hanım denilen halasının oğluna diyor bunun. Bakın. Kayıt bende yani deliller var. Bir dakika diyor ki. Dürdane diyor benim yanımda. Tamam, Niğde'deyken. Dürdane memlekete gidecek. Ali. Duymaz, anlamaz Didem Hanım. Boşuna Ali. Kendinizi yormayın. Şunu söylüyor kısacası. Evet. Diyor ki bunu Fikret de diyor bir amcaoğlu var diyor. Evet. Bu amcaoğlunun yanına sürekli gidiyor. Evet. Başkasının yanına gitmiyor. Çünkü bu amcaoğlu bunun vücudundan para karşılığı. Asla. Bu... Tek bir şey sorabilirim. Ben daha soracağım. Öteki gün senden para istedi mi istemedi onu Allah için konuş. Telefonda bana dedin mi demedin mi? Ali, hayır. Bir saniye ya. Bak Didim Hanım bir soru tamam. Sordu. Öğrenmek istiyoruz cevabını ya. Tamam. Lütfen bir sakin ol ya. Musa ile nasıl tanıştın? Öğreneceğim ben bunu. Şu Musa'yı öğreneceğim. Ben Fikret'in yanındaydım amcamın oğlunun yanında. Orada 2-3 gün kaldım. Ali Bey orada da beni rahat bırakmadı. Kaç gün oldu ayrılalı Ali'nin yanından gitti? Kaç gün oldu? Ali'den niye ayrılalı çeksin? 2 gün oldu 3. gün gitti Ankara'ya. Toplamda kaç gündür yok yanında? Dürdane'ye kaç 83 gündür? 83 gün. 83 gündür seni görmüyor. Ve şunu söyleyeyim bakın ben kızmıyorum. Öğrenemedim ben... Dur tamam. Bekle ya. Dur ya. Bir dakika. Musa ile TikTok'ta tanıştın. Evet. Amcaoğlu Fikret'in yanındasın. Evet, Fikret aynen. Evli mi? Evet. Fikret evli mi? Evet evli. Hani internette iş ilanı bulduydum ona gittiydin. Hani internette iş ilanına gittiydin. Ali Bey. He? Bak. Hani Fikret aradıydı. Köy muhtarını. Uçağısı da. Sana 8 bin lira aylık vereceklerdi. Bana izlemek için geldim bu buraya. Bu olay esnasında sen benden hastalık parası da istedin. İlaç parası da istedin. Kontur da istedin. Göndermedin mi? Ben senin hiçbir şeyini kabul etmiyorum. Çünkü sen yalancının, ayakta demokrasicinin tamam. Önde gidersin. Tamam. Mağdur oynama burada Ali. Delikanlı şey gibi oldun, hakkını savun. Didem Hanım, lütfen benim telefon numarası verdiğim insanlar var. Biri herhangi birini bağlayın. Ali bir müsaade et de öğrenelim. TikTok'ta Musa ile tanıştın. Evet. Musa evli. Evet. Musa Niğde'de yaşıyor. Evet. Siz birlikte nerede yaşıyorsunuz? Konya'da mı? İzmir'de. İzmir'de yaşıyordunuz. Sonra Niğde'ye mi gitti? Bakın Didem Hanım, eğer lafımı kesmişse gerçekten her şeyi A'dan Z'ye kadar anlatacağım. Anlat, hadi anlat bakalım. Bakın Didem Hanım, ben Musa ile Ali Bey'den gittiğim zaman zaten benim o Hasan Bey ile benim aramı yapmaya çalıştığı şahıs telefonla ben senin aranı yapacağım. Neyse onu geçtik. Geçelim. Ondan sonra onun yüzünden kavga ettik. Hı. Kavga ettikten sonra bu gitti. Ben de işte gittim amcamın oğlunun yanına. Orada Musa Bey ile TikTok'ta tanıştık ama benim amacım evlilik değildi. Hı hı. Allah evet. Şahittir de değil ve yine aramda bir şey yoktur. Ben kabul etmiyorum bunun bana atılan çamurlarını. Peki bu evli bir adamın yanında ne işin var? Yanında değilim. Neredesin? Ben önce gittim Ankara'ya. Musa Bey bana dedi ki, Dürdane abla dedi. Sen dedi buraya annemlerle gel ilgilen burada dedi. Biz sana dedi burada evimiz var, ocağımız var dedi. Ayrıyetten bana oradan ev açtılar. Ben sana kucak açarım dedi. Ben seni severim dedi. Açıkla. Hayır. Beni öyle bir şey demedim Ali. Beni arayıp bak, ne dediniz? Bak bu şahıs da evli. Bunu, çoluk çocuğu ikinci, var. Yazık bakın, günahtır Didem yani. Ben telefon kaç yaşında Musa? Daha 35 yaşında Didem Hanım. Didem Hanım hadi. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen kaç yaşındasın? Ben 44 yaşındayım. 42 yaşında. Bir şey söyleyebilir miyim? Yanlış anlama. Tek bir şey söyleyeceğim. Hayır. Tek bir şey söyleyeceğim. Yani siz o karar verin. Bunu da yalanlayacaklar şimdi. Bir dakika dur diyor. Yani. Diyor ki sevgili izleyiciler diyor siz karar verin diyor. Ben de 9 ay nasıl yaptım bundan sonra nasıl yapayım? Ya tek bir şey soracağım size. Tamam bana ben yalan ya, konuşuyorum. Dürdane'ye sor. Dürdane tamam ben yalan konuşuyorum değil mi? Ben ilk önce İstanbul'a geleceğim de kanala çıkacağım da. Musa Akkaya... Arkadaş bak. Ya bir tamam bir dakika dinle. Musa adlı şahıs. Siz amcaoğlun sen ne dediniz bana? İş bulduk Ankara'ya gidiyorum diye. Sonra Niğde'de çıktın. Ben karakola kayıp ilanında veriyorum. Soruyu sor canım. Musa adlı şahıs beni arayıp biz TikTok'ta tanıştık. Uzun zamandır konuşuyorduk. Evet. Ondan sonra biz birbirimizi seviyoruz. Sen bana dedin ki bir dakika özür diliyorum. Musa mı söyledi Türkçecilerden. Musa mı dedi? Seviyorum mu dedi? Sakın telefonu çıkma. Arayın bağlayın. Yoksa şey Didem Hanım. Seni şey yaparım çünkü boşama davası yok. Adamcağız işini gücünü bıraktı. Bu geldi bu suyu sordu. Raporda.
sıradan için. Aa, uydurma dedi. Allah'tan kork dedi. Ya. Ben bunu Musa'ya sordum. Allah'tan Musa'nın kork dedi, ne, tamam mı? Ne biliyor musunuz? Ben dedi... Musa'ya ben bununla bizim yazışmalarını, mesajlarını gönderdim. Ali Bey bak gözümün içine bak, bana. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Bana bakar mısın? Kimseye değil, hepsi bana bakıyorsun. Telefonda kayıtlı. Bak Ali, mesajları var. Ali sen evliyken de böyle mi konuşuyordun Allah aşkına? Aynen, dur da işte bir müsaade et, dinleyelim ya. Evet. Dürdane diyor Bey, ki. Orhan Bey ben 72 saattir uyumadım. Sakin ol ya. Allah gözün Allah. İçine bak diyor. Dürdane diyor ki Ali'cim diyor, gözümün içine bak diyor. Evet. Hadi göz gözesiniz. Buyur bak, konuşalım. Ben senin yüzüne bakabiliyorum değil mi? Eğer ben suçlu olsaydım senin yüzüne bakamazdım. Öyle yanlış. Ha. 3 gün önce sanıyorsun seni seviyorum, ölüyorum, bitiyorum diyorsun. Ali Bey. Geleceğim diyorsun. Ali Bey bakın. Ondan sonra yine kontrol istiyorsun. Ali şey, Bey ben sana daha cevap nazlarım, vermiyorum. Gerçekten nazlarım, Didem Hanım. Nazlarım mesajı size gördüm kontrol mesajını. Hep bana pekala beni konuşturdun. Niye ben de kontrol istiyorum ya? Ali bir şey konuşmak istiyor seninle, bir dinlesene. Ya kendimi anlatmak istiyorum. Ben ne? Sana bana attığın bu çamurları üstümden atmak istiyorum, anladın mı? Hı. Benim bak 3 tane evladım var. Ve ben... Arkamı bırakıp sana geldim değil mi Ali'ciğim? Pekala bir şey sorabilir miyim? Ben iftira atıyorum. Tamam. Ben iftiracıyım. Sadece ben sana şunu soruyorum. Köy muhtarı bana Messenger'dan mesaj atıyor. Ali Bey. Bir dakika. Bak lütfen, milletle değil birebir benimle konuşacaksın. Abi, boş ver onu bunu ben ya. Hayır seninle konuşuyorum. Milleti katma işin içine. Katma. Nikahıyla birlikte yaşıyorlar. Musa'nın teyzesi diyor ki doğruluyor. Allah. Musa'nın arkadaşı doğruluyor. Musa'nın arkadaşı eşimi bana göndermek için benden para talep ediyor. Mesih bunun mesajları var. Bir şey söyleyeceğim. Sen orada alı mı konuldun? Yok hayır. Beni alıkoyuyorlar. Hayır. Gel beni kurtar ya, dedin mi? Hayır asla. Aa, ben orada huzurluyum Didem Hanım, huzurluyum. Kimin yanında kalıyorsun? Ali Bey'in evinde her şeyim var. Tamam mı? Saray gibi yerde de yaşıyorum. Hı. Ama ve lakin ben köyde bir evde yaşamam bana yeterli oluyor. Ali sana çok aşıkmış. 23 kilo vermiş aşkından. Vallahi isterse 20-30 kilo versin. Bakın, umurumda değil. Bu saatten sonra asla. Beni bu hale rengin yani. Kaç kilo verdin? 21 kilo verdim. Beni kaç? Hiç ilgilendirmez. Bakın ben şunu söyleyeyim. Demokraji yapma Ali. Didem Hanım. Ekip arkadaşlarınızda ve otelde kalan arkadaşlarım. Ben uyumuyorum. Ben ekmek yemiyorum kaç gündür. Sorun. Olmaz olmaz. Aşkından mı öfkenden mi? Ya bakın bana arıyor diyor ki ben seni seviyorum. Geleceğim. İşte şu gece saat 3'e kadar seni seviyorum aşkım niye konuştun öyle? Ya bu şey Didem Hanım. Mesajlar bakın, var. Bu benim Hanım, eşim tamam mı? E konuşabilirsin. Bu bana o kadar üzerime kötü şeyler konuştu ki ağzıma almanmayacak bir kelimeler. Sürekli onu aldattığını mı düşünüyordun? Aynen. Ben bunu söylüyorum. Bak kanıtlarım da var. Ben açıklayayım ya mı? Bir kadın konuşsun. Hayır, ya. Hayır bakın. Yani baştan gelelim. Didem Hanım ben kalkıyorum. Ben buna daha cevap vermek istemiyorum. Tamam. Çünkü beni söz hakkımı tanıttırmıyorlar. Tamam buyur. Konuş seni dinliyorum. Ondan sonra ben seni dinliyorum. Sonra ben tek bir şey diyeceğim. Sen buyur konuş. Durmazsın ki. Hayır. Vallahi sustum hadi. Bak seni herkes dinliyorum. Bizi seyrediyor. Dünya seyrediyor bak. Buyur dinliyorum ben seni. Didem Hanım ben size şunu anlatayım. Anlat. Ben hiçbir zaman Ali Bey'i aldatmadım. Bak ben 3 aydır dışarıdayım. Yani köyde orada yaşıyorum. Ve de çok huzurluyum. Bu Ali Bey'e dedim ki, Ali Bey dedim, ben seninle olamayacağım ya dedim. Dava aç. Boşanalım. Bu gitti dava açtı, geri çekti. Ben gittim orada dilekçe yazdım. Üstüne seni basa basa. Hani duracaktın? Bir dur. Ağlayınca yanıt da veriyor. Bir dakika dur ama. Ağladım diyor. Tamam soru geri çekil. Bekle sabırlı tamam, ol. Sustum. Beni aradı cümle kuramadım. Ağladı gözyaşı döktü. Hayır. Geri çekmek kaldım. Hayır. Bir dakika kimin yanında kalıyorsun iyi dedi. Orada benim teyzem var. Teyzeyine yaşlı bir adama bakıyorum. Yalan. Bak ben para bile talep etmiyorum. Musa'nın anne babası için anne babasına mı bakıyorsun? Evet. Annesine bakıyorsun. Yok anne babasına. Anne baba. Neden evet. Bakıyorsun? Para mı alıyorsun? Hayır para almıyorum. Yani babanın hayrına mı bakıyorsun? İnsan sevdiğin köyde yaşıyorum ben. Didem Hanım ben kalkıp gitmek istiyorum lütfen. Dur, ben daha bir daha onunla muhatap olmak istemiyorum. Sen dur onu ben çok ciddiyim. Susturamıyoruz yani. Hadi çıksın ben seninle konuşayım. Hadi. Sadece tonik bir şey diyorum. Hadi, bunun evi terk etme sebebini ben size özetleyeyim. Bu Hasan ismi şahısla ben bunu mesajlaşırken yakaladım.
gittiğinde farklı sosyal medya hesabı kullanarak. Kaç defa değiştirdin ben şeyi, hakkını? Sen beni nikahlıyım ben seninle değil mi? Gidip 4 aylık yaşadığım kişiyi arayıp da ben seni... Küfür yok. Ben sana bak, hakaret etmiyorum. Ben hiçbir şey demiyorum. Gelmeyeceğim Ali Bey. Eskişin. Gelmeyeceğim. Eskişin. Asla ve katiyen. Eskişin. Fikret isminli şahıs. Ya milletin ismini katma ya, katma. Halimden ne parası alıyorlar? Onu açıklayın. Buradan İzmir Cumhuriyet Savcısının göreve çağırıyorum. Fikret Yıldırım benim resmi nikahlı eşimi Hasan isimli şahısla kumpas kurarak tehdit ederek benden kaç etti. En sonunda benim yuvamı yıktı. Para kazanamaz, rahat ol kendi sen yani. Dedi, ben dedi böyle de hayır için yapıyorum dedi. Fikret'le amcaoğluyla Hasan eski sevgili evet. Ali'ye kumpas kurmuşlar. Yok, aranızı hayır, bozdu. Asla, bakın, asla, asla. Söyleyeyim, ya bir konuşsun ya. Hayır, ay, eşimle ağzım, alakalı değil. Yoruldum bağırmaktan. Eşimle alakalı değil. Eşimle alakalı ben değil. Ben kadınla bir konuşayım, müsaade eder misin?